Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nando de kolo, sevgili Fenerbahçe ailesi, 3 yıldır birlikteyiz ve bu noktaya geldik. Sarla Hacıvert'e formayı giymek gerçekten büyük onurdu. Fenerbahçe'nin tüm dünyada ne ifade ettiğini öğrendim. Özellikle de taraftar için Fenerbahçe'nin onların DNA'larında olduğundan hani hiç şüphem yok diyor, Fenerbahçe onların DNA'larında olduğu şüphesiz diyor. Az bile yani biz hayat Fenerbahçe'nin fikstürüne göre yaşayan insanlar olarak az bile tarif etmiş. Şimdi size <laughs> bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Üyelere bile söylemediğim bir duyumu söyleyeyim. Şimdi transfer operasyonları JESUS'un, JORGE JESUS'un isteği doğrultusunda gerçekleşiyor. Yani JESUS ne isterse o yönde planlamalar ve çalışmalar var. Fakat medyaya düşmeyen. Ee, ama Jorge Jesus'un e, gizli çalıştırdığı bir personel var. Medyada adı yok boşuna da uğraşmayın hiçbir şekilde bulamazsınız. Bu isim e, çok gizli hareket ediyor. Mesela şu anda iki transferi bitirmek üzere desem hiçbiriniz inanmazsınız. İnanmayın boşver siz bilirsiniz. Bu arada e, Uğur Ozan Sulak Nemanya ne Bielisa Fenerbahçe'den 2 yıl için toplam 2.6 milyon euro alacak demiş. Bielisa hayırlı olsun diyor. Nenat değil Nemanya Bielisa. Ayrıca Yunanistan basında göre Tyler Dorsey'nin Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro teklifini kabul etmesi bekleniyor demiş. Bu arada bu Dorsey, Dorsey, Durse, Dorse e, ee, Nandede Kola'dan da bilgi almış. Yani gördüğünüz kadarıyla hem Bielisa hem Dorsey kap mı diyeyim? Ya bunlardan da böyle bir şey var. William Arao'dan Fenerbahçe hamlesi. Ya çok ilginç bir haber bu. Şimdi bu çok çok ilginç bir haber. Hayatımda gördüğüm en ilginç haberlerden bir tanesi bu olabilir. Muhtemelen. Ben okuyayım. Siz de anlayın. Fenerbahçe'de orta saha transferi için son dönemde William Carvalho ve Sergio Oliveira ismi ön plana çıkmıştı. Ancak Brezilya'da yaşanan gelişmeler sonrasında bir anda William Arao yeniden gündeme geldi. Hayırdır lan Brezilya'da şey mi oldu? Devalüasyon falan mı oldu? Darbe mi yaptılar? Brezilya'da gelişmeler neymiş? Flamengo transfere yanaşmıyordu. Jorge Jesus'un adaylar arasında olan eski öğrencisi için, için Flamengo transferi yanaşmıyordu. Buna rağmen oyuncunun mutsuz olması nedeniyle arayış başladı ve sonunda Arturo Vidal bir buçuk yıllığına resmen kiralandı. Bak ararım 155. Hemen Arturo Vidal'e bakalım. Flamengo kiralamış mı gerçekten de. Hemen bakalım. 35 yaşında. Inter gözüküyor. 2023'e kadar sözleşmesi var gözüküyor. Hala duruyor. Yani hala aynı gözüküyor. Neyse. Brezilya basındaki haberlere göre bu transferin hemen ardından Arao Kırmızı-Siyahlı yöneticilerle görüşerek "Burada her şeyi başardım. Yeni bir sayfa açmak istiyorum. Allah'ınız varsa izin verin başka bir takıma gideyim." demiş. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Jesus da çalışmayı çok istiyor. Haberde 29 yaşındaki orta saha eski hocası Jesus'ta çalışmayı çok istediği, Fenerbahçe dışında kendisine ilgilenen başka bir takımın da olmadığı kaydedildi. Ayrıca yıldız futbolcunun Jesus'ta çalışmak istemesinin sürpriz olmadı. Çünkü kariyerinin en iyi dönemini Portekizli teknik adamla geçirdiği belirtildi. <laughs> Sarı ilk planı Arao'yu satın alma opsiyonunu kiralamak. Eğer Flamengo buna yanaşmazsa bonservis için ilk teklifin 3 milyon euro olması bekleniyor demiş. 29 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istemesi de Vidal transferinin tamamlanması nedeniyle Flamengo'nun transfer konusunda zorluk çıkarmayacağı umuluyor demiş. Yani bu çok ilginç bir haber. Niye? Yani benim bilgim dahilinde şunu söyleyeyim. Benim bilgim dahilinde. Evet Jesus Arao'yu bir yoklayın dedi. Yokladık. Takımı reddetti. 3 milyon Euro'luk bonservis teklif ettik. Takımı reddetti. Yani Flamengo artık oyuncuyu göndermeye yanaşmıyor. Kesin olarak yanaşmıyor. Fenerbahçe taraftan bir kesim de Flamengo'ya teşekkürlerini sunuyor. Çünkü Gustavo'dan daha kötü bir e, orta sahayı bize vermedikleri için Allah razı olsun diyorlar. Hodeş de razı ediyorlar. Thank you so much diyorlar. <laughs> yani Fenerbahçe taraftarı da sevinçli. Şimdi Carvalho olayını da çok soruyorlar. Hocam ya bak benim kafam almıyor diyorlar. Madem futbolcu Jesus'ta çalışmış. Madem Jesus'u tanıyor. Şimdi Jesus'ta çalışan adam nasıl gelmez? Şimdi çalışan, seven adam nasıl gelmez? Niye 3'ü beşe dert ediyor? Niye yıllık ücreti dert ediyor? Parayı bu kadar dert ediyor. Arkadaşlar siz Lugano'yu biliyor musunuz? Alfredo Moreno Lugano. Lugano dünyanın en cimri futbolcusu. Belki daha cimrileri vardır. Biz bilmiyoruz. Hatta bir gün evine tesisatçı çağırıyor. Tesisatçı işi bitirdikten sonra istediği para çok yüksek geldiği için bütün yaptırdığını geri söktürüyor. O kadar cimri. Paranın içinde yüzüyor. Öyle bir oyuncu. Yani bu herkes de olabilir bir şey. Ha Galatasaray devreye girdi. Real Betis tabii ki durumdan memnun. <laughs> Fiyat artacak. Sonrasında Fenerbahçe çekilecek. Olmayacak, etmeyecek. Yani çok ilginç, ilginç hamleler. Bu arada hocam biz bunlar alıyoruz ama Zaits gidiyor mu? Arkadaşlar Zaits'in durumu net değil. yani Miha Zaits'in durumu net değil. Ama ben şunu söyleyeyim. Çıkarımlarımdan, duyumlarımdan yola çıkarak söyleyeyim. Bence gidecek. Hatta yüksek ihtimalle gidecek diyebilirim. Şimdi temsilcisiyle görüşüldü. Yani menajeriyle, temsilcisiyle diyorsun sadece menajeri de temsilcisi de oluyor. Görüşüldü fikirler karşılıklı birbirine, birbirine sunuldu. Hani oyuncuya teklifler var. Bize gelen teklifler de var. Oyuncunun menajer kısmına gelen teklifler de var. Şu anda inceleniyor. Ama ben şahsi fikrimi soracak olursanız benim şahsi fikrim %90 gider diyorum ben. Haberiniz olsun. Crespo'yu da çok soran var. Arkadaşlar Crespo biliyorsunuz İstanbul'da. Takımımız da İstanbul'a gelecek. Hani bir buluşma gerçekleşecek tabii ki de. Crespo'yla isteyen takımlar var. Teklifler var. Daha teklifini sunacağını bildiğimiz takımlar var. Mesela Portekiz'den bir takım teklifini sunacak. Yani e, muhtemelen Cuma olmadan Kurban Bayramı emin olun. Yani yabancılar da biliyorlardır bu hassasiyetimiz, Yani ülkedeki dini bayram hassasiyetini. Böyle bir olay çözüme kavuşur. Ben Crespo için şunu söyleyeyim. Ya bu Carvalho gelecekse, Oliveira gelecekse diyelim ikisi birden geldi. Ne Zahaiz kalır ne Crespo kalır. İkisi birden gider. Gustavo'nun da yıllık ücreti çok fazla. Bence Gustavo'dan da çıkılır. 3. İsmail yüksek orada beklentileri karşılayabilir mi? Yedek olarak bence karşılayabilir. Mert Hakan da Oliveira'nın yedeği olarak karşılayabilir mi? Bence karşılayabilir. Yani Carvalho, Oliveira'lı bir orta saha ikilisi. Yedekleri İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş. Ne şekilde biliyorum. Fransızların Kim Minji'yi ısrar sürüyor. Bu arada bilginiz olsun e, basına yansıyan transfer gerçekleşti diye haberler oldu. Ben önce bu haberi sunayım da. Ren yöneticileri Florian Maurice'nin Kim Minji'yi transferindeki son detaylar için İstanbul'a seyahat ettiği belirtildi diyor. Bu doğru. İstanbul görüşmesi doğru geldikleri doğru, görüşme doğru. Fransız basını, Ren'in Nayef Aguerd'in West Ham United satılmasından iki stoper takviyesi yapmak istediğini öne sürdü. Top Mercado'da yer alan habere göre Ren'in hedeflerinden biri Kim Minji ve son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi diyor. Geçen sene ligi 4. bitirmişler. Avrupa'da mücadele edeceklermiş ve Güney Koreli futbolcunun da e, bu ilgisine çekebilir diyorlar ama çekmiyor. Onu söyleyeyim. Samuel Umtiti diğer aday diyor. Allah'ın seversen Umtiti kimin karşılayabilecek mi ya? Tabi eski yapmayın. Hayret bir şeysiniz. Yani markaya dayandılan haber diyor. Ren 18 milyon euro serbest kalma parasını taksitle ödemek istiyor. Fenerbahçe parayı peşin istiyor diyor. Foot Mercado'nun haberi. Bu Foot Mercado Sonradan bir sıcak gelişme yayınladı. Kim Minji ve Fenerbahçe ile her konuda anlaşıldığı bilgisini verdi. Ama bu gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir duyum görürseniz ki muhtemelen göreceksiniz. İnanmayın arkadaşlar. Bu gerçek değil. Hatta ben Kim Minji'nin Rene transferini beklemiyorum. Ha, başka takım olabilir. Bir, ikincisi 23 milyon eurodan fazla bedeli olabilir. İki, bunun dışında beklemiyorum. Fenerbahçe'den sol bek hamlesi Giuseppe Pezzala. Pesalla, Giuseppe Pesalla, yabancı damat. Neydi Danilo? Jesus'un yönetimden Solbeck transferi istemesi üzerine harekete geçti Fenerbahçe kurmayları. Yüzünü İtalya'ya çevirdi. Çizme basını Kanarya'nın armada forma giyen Giuseppe Pesalla için resmi teklif yaptığını iddia etti. Ben size Solbeck duyumu vereyim arkadaşlar. Müsaadeniz olursa Solbeck duyumu vereyim. Kafanızdaki bütün soru işaretleri gitsin. Birincisi bu arkadaş 5 milyon euro piyasa değerine sahip. Şimdi 5 milyon euro değere sahip bir. 24 yaşında 2 iki. Parma ikincilik diyor. Futbolcunun bonservisi kimde? Futbolcunun bonservisi Parma'da. Atalanta'ya kiralanmış. Geri dönmüş. Eee... Zamanında 5 milyon 750 bin euro'yu almışlar. 2020 yılında Udinese'den. 2021'de düşüncede Alt Lig'e yer mi vermişler? Atalanta'ya yok. Bu sene mi düşmüşler? Buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi sol ayaklı mı? Sol ayaklı, sol bek değil mi? 24 yaşında 1.87 boyundan. Bu ee, buraya kadar her şey güzel. Performans bilgileri geçen sene. Şimdi resmi teklif yapıldığı iddia edilmiş. Fenerbahçe operasyonu sürdürüyormuş. Takviye düşünüyor. Noah gelecek planlar arasında yer vermeyen Portekizli çalıştırıcı. Ferdi'den hücum hattın Ferdi Kadı olduğunu hücum hattına değerlendirmek istiyor demiş. Burada bir çelişki var. Bir. Plandan taviz vermiyor. Yönetim girişimlerine devam ediyor. E, listedeki futbolcularla görüşüyor. İlk teklif yapıldı. Parma'ya 3-4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerildi, bildirildi. Parma Yönetim'de teklifleri değerlendiriyor denildi. Şimdi futbolcu kariyerinde İtalya dışına çıkmayan bir futbolcu bilginiz olsun. Ben geçen seneki kariyerini size anlatayım. Geçen sezon 29 maça çıkmış. 3 asisti var, 4 sarı kartı var. 1301 dakika süre almış. Serie A'da Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde ve İtalya Kupası'nda oynamış arkadaşlar. Bir maç stoper mi oynamış? Bir maç stoper oynamış. 7 maçta sol bek oynamış. 14 maçta yani asist yaptığı 14 maçta orta sahanın solunda oynamış. Yani üçlü savunma sisteminde oynamış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani oyuncunun böyle bir durumu var. 3 milyon euro. Neyse en son söyleyeyim. İtalya dışına çıkmadı diyor. Kariyerinde Palermo Parma Palermo, Atalanta, Uydunense, Genoa'da toplam 127 maç. 1 gol 9 asist. Ee, halam filan arkadaşlar. Ben bu transferi beklemeyin diyorum. Neden beklemeyeceğinizi de şimdi, şimdi anlatayım arkadaşlar. Fenerbahçe ofansif bir sol bek istiyor. Erdekadoğlu bu tanıma uyuyor mu? Kısmen uyuyor. Topu ileri taşıyabilecek hücum aksiyonlarında pay sahibi olabilecek her ne kadar ters ayaklı olsa da yani Fenerbahçe'ye hücum gücü katabilecek bir isim mi Ferdi? Bu isim, katabilecek bir isim Ferdi Kadıoğlu. Şimdi Ferdi'nin yedeği kim olabilir? Çağatay olabilir. Uğurcan Yıldız'ı çok beklemeyin. Urkan Yıldız'a çok güzel teklifler var. Ya rezerv takımda oynatırsan, hazır tutarsan, işini yaparsan, hani kimseye göndermesen bile. biz Ferdi'den memnunuz. Yani Jesus Ferdi'den memnun, sol bekten. Şimdi bu Pezzela'yı alırsan Jesus Pezzela, şey Ferdi Pezzela tartışması çıkar. Bu Ferdi'ye zarar verir. Ben Ferdi Kadıoğlu'nun arkasına alınabilecek iki tane isim söyleyeyim. Yok bir tane isim söyleyeyim bir tane de sıfat tarif edeyim. Bir Marcelo. Real Madrid'deki Marcelo evet. Ferdi'nin arkasına koyarsın. Bazı maçlarda oynatırsın. Bazı maçlar Ferdi'yi sonradan oyuna sokarsın. Dinamizminden faydalanırsın. işte yetiştirmesinden faydalanırsın. Şunu da bundan. Marka değeri şöyle böyle falan filan. İkinci seçenek şu. Ferdi'nin arkasına Ferdi kadar piyasa değeri olmayan, gelişmekte olan, mümkünse transfer değeri yani alabileceğimiz para 1.5 milyon euronun altında olan e, bir aday. Bu adayın hani yıldız adayı olmasını istiyoruz. Ya bu şartlarda da bana kalsa çok çok saçma geliyor. Çok mantıksız geliyor. Ha, Çağatay Kuru Kalıb'ın savunma yönü zayıf. Kabul. Tecrübesi zayıf. Kabul. Ama futbolcu nasıl tecrübe edinecek? Gönderelim şu kadar şurada oynasın. Aslında bazı oyunlarda şey var. 10 maçlığına kiralık gönderiyorsun ya. Öyle 10 maçlığına kiralık gönderme falan olsa. Futbolcu 10 maçlığına gidip tecrübe kazanıp geri gelse. işte rezerv takım bunu sağlayacak arkadaşlar. Rezerv takıma göndereceğin. A takımda oynayamayan isimlerle birlikte mesela 10 tane maça çıkacak. Al sana 900 dakikalık tecrübe. Anlatabiliyor muyum? O açıdan da durum bu. Ben yani Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'nin sol beki olarak düşünüldüğünü orta sahaya kaydırılmayacağını e, aksine yani Novak'tan da memnun değiliz açıkçası. Onu da doğrulayayım. Aksine Ferdi Kadıoğlu'nun arkasına ya Marcelo alınır ya da çok çok böyle değeri düşük Yıldız Adayı alınır. Bilginiz olsun. Tamam. Bu konuda da anlaştık. Ee, şeyi çok soruyorlardı bir ara. Ee, gişleyen Konan'ı soruyorlardı. Konan'ı beklemeyin. Kesinlikle beklemeyin. Daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Beklemeyin. Şu anda kulüpsüz. Evet. 7 milyon euro piyasa değeri var ama bizim tempomuza uyacak türde bir adam mı... Ben zannetmiyorum. Bizim e, tempomuza uyabileceğini zannetmiyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Zaten muhtemelen de Arap kulüplerinden görüşmeler gerçekleştiriyordu. Oraya gider diye düşünüyorum. Wellington Fenerbahçe'ye pahalı geldi. Muhtemelen Wellington'u sor soracaksınız. Hocam bari onu alalım diye. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Brezilyalı Solbeck Wellington için kulübü sağ Paulo'nun istediği ücret Fenerbahçe'ye geri adım attırdı. Sezonu erken açan ve transferi hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Valla Fenerbahçe taraftarına sor bakayım hızlı mıymışız? Son olarak Sao Paulo'nun 2001 doğumlu sol beki Wellington'u gündemine alan Fenerbahçe kulübün beklentileri nedeniyle bu transferde geri adım attı. Brezilya ekibi sözleşmesi 2024'te sona erecek 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bon servis istedi. O size bir yerden tanıdık geldi mi ya? Bana geldi de. Sarı Verti yönetim geleceğe yatırım olarak görülen ve 3 milyon euro ödemeyi öngördüğü oyuncunun bu bedelini fazla buldu ve diğer seçenekleri değerlendirmeye başladı diyor. Yani matematiksel olarak baktığınız zaman arkadaşlar 5 milyon euro gerçekten çok büyük para. Hele hele bu tip bir futbolcu için çok çok büyük bir para. Fenerbahçe'nin önündeki seçenek çok farklı. Bu arada bir son dakika gelişmesi vereyim. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan transfer görüşmelerinde bulunduğu William Carvalho, Real Betis'in Avusturya kamp kadrosuna alınmamış arkadaşlar, ee, yani kamp kadrosuna alınmamış. En son Fenerbahçe'nin artan bir teklifi vardı, görüşmeler olumlu gidiyordu. Bakalım neticesi sonucu ne olacak? Ama e Ford Fenerbahçe yine bir son dakika gelişmesi var. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe 2021-22 sezonunda Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla UEFA'dan 7,5 milyon euroluk bir gelir elde etmiş arkadaşlar. Yaklaşık 7,5 milyon euroluk bir gelir elde etmiş. Bilginiz olsun. Ee, bu da sıcak bilgi olarak videomuzda yer alsın. Yani 7,5 milyon euro düşük bir para, düşük bir meblağ kabul ediyorum. Ancak şu an Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde ya da diğer takımlar içinde 7,5 milyon euro ilaç, ilaç. Gerçekten ilaç. Hareket alanı. Hocam biz bunu transferde kullanabiliyoruz mu? Yani Avrupa transfer, futbolcu, bonservis, ücret. Arkadaşlar benim bilgim dahilinde bunları bonserviste kullanabiliyorsun. Yani Financial Fair Play'de bunu bonserviste futbolcu alırken kullanabiliyorsun. Haberiniz olsun. Yani haberiniz olsun. çünkü zaten seni Avrupa niye denet diyor. Seni Avrupa niye denetliyor? Bunlar yüzünden sen Avrupa'dan elde ettiğin gelirle bunları yapıyorsun arkadaşlar. bunu da söylemiş olduk. Başka ha şu ana kadar Fenerbahçe ne kadar harcadı? Rossi'ye 5,5 milyon euro, Lincoln'e 3 milyon euro, 8,5. Buruma kiralık, satın alma opsiyonu 4 milyon euro. Emre Murat'a 2 milyon euro verdiğimizi sayarsak Fenerbahçe şu ana kadar 10,5 milyon euro para harcamış oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, daha da bizim limitimiz var. Satılan oyuncularımız var. Satılacak oyuncularımız var. O yüzden ee, daha da isimler var arkadaşlar. Siz buraya çok fazla kafayı takmayın. <laughs> kafayı siz buraya fazla takmayın. Siz şunu bilin. Fenerbahçe'de birçok şey planlı, projeli şekilde gerçekleştiriliyor. Yani e, planla projeli şekilde gerçekleştiriliyor. İyi yoldayız. Allah yoldan şaşırtmasın. Ha, yolun sonu şampiyonluk olsun da bu kadar beklediğimize değilsin. Bak forvet daha gelmedi. Bak şu daha gelmedi. Bu daha gelmedi dediğimize değilsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.